aşağı yukarı 7 yıl Hattat Mehmet Efendi'den hak dersleri aldı. Müsnahat bilirsiniz. Evet. 5 yıl usul ve musiki dersleri aldı. Yine doktora Kemal Bey'den bundan. 3 yıl klasik sanatlar, heykel, tıraşlık dersi aldı. İranlı sanatçı İsmail Medadi Eraşan. Beyefendiden. 8 aylık Çin'in kursu belgelerim var. Ama benim en çok sevdiğim iki şey var. Ney yapımı, Kültür Bakanlığı ney yapım ustası. Yine ayrıca Kültür Bakanlığı geleneksel Türk rockçuluğu ok yapım ustası. Zaten buraya bu vasıflardan dolayı öğrenci arkadaşlarla bu işleri daha güzel geliştirmek için geldik. İnşallah ilk gelenler sizlersiniz, ayağınız uğurlu gelir. Mezopotamya'nın en eski üflemeli müzik aleti. 5000 yıla dayanıyor tam. Tarihi olarak, özellikle arkeologların söylediğine göre, tarihçiler diyor ki 5000 yıllık bir müzik aleti. Bu müzik aleti 5000 yıllık ama üzerinde öyle muhteviyatlar var ki hakikaten neyde bir şey var. Böyle anlatılması gereken o kadar çok şeyler var ki, gizemli şeyler diyelim. Tarihçiler diyor ki bu Hazreti Davud'un düdüğüdür. Hazreti Davud Aleyhisselam insanlara nasihat etmeden evvel düdüğünü üflerdi diyor tarihçiler. Ve onlar bu sesi duyduktan sonra nefsani arzularından halas olurlar. Uhrevi hayatı düşünmeye başlarlar, sakinleşirler. Bu sakinlikle Hazreti Davud onlara nasihat ettiği zaman daha güzel anlarlar. Peygamber oluyor ve karşılaşıyorlar ney sesiyle.
Hazreti Peygamber Hazreti Ali'ye diyor ki güya ya Ali sırrımızı niye açığa söyledin? Niye verdin? Diyor. Yani güya bu Hazreti Peygamber'in sırrını üflüyor diye, sırrını söylüyor diye bir hikaye var. Tamam, hikaye çok güzel. Peygamber'in ağzının sırlarını üfleyen bir şey gibi söylediniz de burada eksik olan şeyler şu. Hem bir ilahiyatçı olarak, hem bir Müslüman olarak anlatmanız gereken ve bu hikayede altını özellikle çizmeniz gereken birkaç şey. Hazreti Peygamber sır tutamayacak olana size sır verir mi? Hazreti Ali gibi ilmin kapısı olduğu düşünülen ilk şeyler Müslümanlardan birisi olan Hazreti Ali sırrı açığa vurur mu? Ve Hazreti Ali ve Peygamber bir yere gidiyorlar, orada meşhur alemler oluyor ve onlar oralara karışıp duruyorlar. Size öyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü? Yani bir Müslüman olarak bunu tekayyül edebilir misiniz? O zaman bu hikayede bir eksiklik var. Sizce nedir bu hikayedeki eksiklik olan şey? Bu Midas'ın kulaklar hikayesi değil mi aslında arkadaşlar? Değil mi? Hani Midas'ın kulakları vardı. Berber onun boynuzunu tıraş ediyordu. Bakıyordu ki boynuz var. O da bu bir antik şeydir, hikayedir yani. Yunanlara ait, daha doğrusu Roma'ya ait bir antik hikayeyi İsrail bir şekilde bizim kültürümüzün içerisinde neyi saygı duyuldu diyerekten bunu yamayıp böyle bir şey anlatıyor. Sıradan değil, aranan üniversite. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi.